Hatay'ın İskenderun ilçesinden bu canlı yayını sizlere gerçekleştiriyoruz. Akdeniz'in kıyısında Hatay'ın ekonomisinin can damarı olan bir ilçe İskenderun. Ve burada hemen deniz kıyısında sahil şeridinde Eda Apartmanı'nın önündeyiz. Ne yazık ki Eda Apartmanı'nda 6 Şubat sabahı başlayan bekleyiş halen devam ediyor. 6 Şubat sabahı itibariyle bu 8 katlı ve çok daireli apartman yıkılmıştı. Tamamen yerle bir olmuştu. Ve buraya ilk dakikalardan itibaren sevdikleri, yakınları, akrabaları için koşan insanların 11 günden beri devam eden bir bekleyişi var. Yakınlarını alabilen, cenazelerini alabilen daha doğrusu insanlar onları defnettiler ve çoğu İskenderun'dan da ayrıldı. Çünkü burada artçı sarsıntılar devam ettiği için genel olarak Hatay genelinde bir korku var. Artçılardan dolayı bir endişe var halkta. Ya tek katlı binalarda sağlam olduğuna inandıkları yapılarda oturmayı tercih ediyorlar ya da imkanlar ölçüsünde çadır kentlerde kalmayı tercih ediyorlar. Ve burada da Eda Apartmanı'nın önünde de meslektaşım Murat Karabulut da sizlere gösteriyor. Ne yazık ki hüzünlü bekleyiş depremin ardından 11. günde de devam ediyor. Çünkü halen burada Eda Apartmanı'nın enkazında cenazeler olduğu ifade edildi. Halen cenazelerini alamamış aileler var burada. Bu nedenle cenaze nakil aracı da burada gördüğünüz üzere hazırda tutuluyor. Buradaki vinç sayısı arttırıldı. İş makinesi sayısı arttırıldı. Biz burayı 2 gün önce de sizlere göstermiştik. Yani depremin ardından 9. gün burayı haberleştirmiştik yine. Ve o zaman da Eda Apartmanı'nda bekleyişin sürdüğünü ifade etmiştik. Son 24 saat içerisinde verilen bilgiye göre 5 cenazeye daha ulaşıldı Eda Apartmanı'nda. Ancak aile bilgilerini, isim bilgilerini canlı yayınımızda aktarmıyoruz özellikle. Çünkü buradaki bekleyiş de halen devam ettiği için aileler ister istemez öfkeli, acılı. Burada İskenderun'da Paç Meydanı'nda büyük oranda enkaz kaldırma çalışmaları yapıldı. Paç Meydanı'nın altındaki alt geçit trafiğe açılmış durumda. Eda Apartmanı dışında, yani bu arkamızdaki apartman dışında diğer enkaz bölgelerinde cenazelere ulaşıldığı bilgisi geldi bize. Tabii şunu hatırlatmakta ve vurgulamakta yarar var. Hatay'ın Antakya kent merkezi tümüyle yerle bir olmuş durumda. İskenderun'da Mustafa Kemal Mahallesi, Paç Meydanı ve ara sokaklarda ya yıkılmış ya da ciddi hasarlı binalar var. Dolayısıyla bizler de sizlere buradan yanlış bir bilgi aktarmak istemiyoruz. Çünkü farklı enkazlarda, bizim görmediğimiz sokaklarda halen bekleyişler sürüyor olabilir. Ama İskenderun'un en merkezi noktası Akdeniz'in kıyısındaki burada bekleyişe bizzat tanıklık ediyoruz. Eda Apartmanı'nın önünde. Burası 8 katlı bir yapıydı ve ne yazık ki yapılara, kurallara uygun olarak inşa edilmediği bilgisi var. 3 ay öncesinde bu binanın boşaltılması yönünde uyarı yapıldığı iddiası var. Bu binada 8 katlı ve çok daireli olması kaynaklı olarak 6 Şubat sabahı Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle de ilk andan itibaren enkazda 80 kişinin kaldığı bilgisi var. Dolayısıyla İskenderun'un topluca İskenderun Devlet Hastanesi A bloğu gibi ölümlerin ve can kayıplarının yaşandığı bir nokta burası. İskenderun Devlet Hastanesi'ni de günler içerisinde farklı günlerde haberleştirdik. Orada da 9. gün yine sizlere bekleyişin sürdüğünü ifade etmiştik. Özellikle kendilerini bir odaya güvenli bir noktaya taşıdıklarını ifade eden bir hemşire ve hastalara bulunma çabası vardı o noktada da. İskenderun Devlet Hastanesi'nin A bloğu içinde
depreme dayanıklılığı olumsuz yönünde bir rapor olduğu ve bu rapora rağmen o binada cerrahi yoğun bakım, fizik tedavi gibi hizmetlerin sürdüğü ve yatılı hastaların bulunduğu, sağlık personelinin çalıştığı bilgileri var. İskenderun ilçesi Hatay'ın Görece, yani Antakya kent merkezi ve Defne ilçeleriyle, merkez ilçeleriyle kıyaslandığında, Samandağ ilçesiyle kıyaslandığında Görece daha hasarlı bir ilçesi. Burada hayatın kısmen başladığı, yeniden başlamaya çalıştığı noktalar var. Bazı yerlerde marketler açılmış durumda. Bankacılık hizmetleri için mobil araçlar gelmiş durumda. Liman karşısında bir çadır kent kurulmuş durumda. Yine buradaki İskenderunlular açısından çok iyi bilinen bir nokta olarak İskenderun Teknik Üniversitesi'nin karşısında da bir konteyner kent kurulmaya başlandığını gözlemledik bu sabah itibariyle. İskenderunlular için şu bilgiyi de hatırlatalım. İskenderun Teknik Üniversitesi'nin kampüsündeki Sahra Eczanesi de çok büyütülmüş bir durumda ve oraya Ankara, Manisa, İstanbul, Adana, Mersin gibi kentlerden gelen eczacılar çok sayıda yeni ilaçlar da getirmiş durumda ve oradaki eczane çok düzenli bir hale getiriliyor. Biz bu sabah oradaydık. Eczacılık hizmetlerini vermek üzere diğer illerden gelmiş gönüllülerle birlikte Hatay Eczacı Odası'nın İskenderun temsilciliğine üye eczacılar hep birlikte çalışıyorlar. Şunu da vurgulayalım, buradaki eczacılar aynı zamanda depremzede. Bazıları eczanelerini kaybetmiş, eczaneleri yerle bir olmuş. Ama mesela sağlık personeli, eczacılar, bu insanlar ilk anda öncelikle görevlerini düşünmüşler. Kendi canlarından sonra ikinci sırada görevlerini düşünmüşler ve sağlık hizmeti vermek için gerekli yerlere koşturmuşlar. Önce Hatay Eczacı Odası'nın İskenderun temsilciliği bir konteynerda hizmet vermeye başlamış ama şimdi İskenderun Teknik Üniversitesi'nde jandarmanın güvenliği sağladığı bir bölgede Sahra Eczanesi çok genişletilmiş bir şekilde bölge halkına hizmet veriyor. Ve şimdi yine meslektaşım size liman bölgesini gösterecek. Burası İskenderun Demir Çelik Fabrikası'yla, demir çelik tesisleriyle ünlü bir bölge. İskenderun Demir Çelik'te ise kısmi arızalar oluştuğu bilgisini edindik. Bu arızalarla ilgili giderme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. İskenderun Demir Çeliği de hızlıca tekrar üretime döndürme çabası olduğu ifade edildi. Ama şunu da eklemekte yarar var. İskenderun Demir Çelik gibi bu bölgedeki sanayi işletmelerinin personel kayıplarını henüz kestirmek çok zor. Kaç kişiyi kaybettiler? Hangi konumdaki personel, ailesi nasıl kayıplar yaşadılar? Bunları henüz bilmiyoruz. Ama şunu da gözlemledik İskenderun'da. İmkanı olanlar, taşınabilenler en azından kısa süreli de olsa taşınma çabasına girişmiş durumdalar. Yine meslektaşım size liman bölgesini gösterecek. O liman bölgesinde 6 Şubat sabahı itibariyle bir yangın çıkmıştı ve hatırlanacağı üzere 9 Şubat gününe kadar da konteyner boşaltma bölgesindeki yangın devam etmişti. O yangın kuşkusuz tamamen söndürülmüş durumda, o bölge tamamen güvenlik altına alınmış durumda. Liman bölgesinin hemen oradaki kışlada ise bugün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ağırlanıyordu. Antakya'ya geleceği bilgisi var aynı zamanda ama bu teyit edilmedi. Ancak burada İskenderun'da aynı zamanda liman bölgesinde Türk donanmasına ait Sancaktar ve Bayraktar gemileri de Sahra Hastanesi hizmeti veriyor. Sahra Hastanesi hizmetinin yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı'nın koordinasyonunda Deniz Kuvvetleri'ne ait olan donanma gemileri, Sancaktar ve Bayraktar gemileri de burada Sahra Hastanesi hizmetiyle birlikte 3 öğün yemek hizmeti de veriyorlar. Dolayısıyla bu bölgeye
bu anlamda hizmetler ulaşmış görünüyor. Buradaki en önemli sıkıntı çadırlar yerine de konteyner talebi var. Çünkü hala özellikle geceleri hava sıcaklığı çok düşüyor. Bu nedenle de çadır yerine konteyner beklentisi var. Bir de şunu unutmamak lazım. Yıkılan yerlerin inşası zaman alacak. Bu anlamda İskenderun'u terk etmek istemeyenler, burada kalmak isteyenler açısından da daha uzun soluklu kalabilecekleri mekanlara ihtiyaç duyulduğunu belirtmekte yarar var. Evet, burası Akdeniz'in kıyısında Hatay'ın İskenderun ilçesiydi. Buradaki son gelişmeleri size aktardık. Ancak Antakya kent merkezinin çok daha kötü gözüktüğünü, neredeyse ayakta duran bir bina kalmadığını da belirterek bu canlı yayınımıza son veriyoruz.